Aldın Rumi'de işte kalp kuzeyinde aç degen asardı, bir acayip hikaye keltiriladı. Şah Süleyman tahtada uçup barardı dedi. Birden Şamal tezkarı esip başladı dedi. Ey Şamal, nege tezkarı es yapsan? Dese, özün menge tezkarı kel yapsan ki deyip avaz verdi. Keyin ciddi tartıp aldılar. Keyin tacılar kıyşeyip kaldı dedi. Tacılar şunda doğrulup koyduğun payetleri yana kıyşeyip kaldı. Yana doğrulup koydular. Nah 8 Mart'ta doğrulup koydular, 8 Mart'ta yana taş kıyşeyip kaldı dedi. Oşanda aittı. Ey tacı, nege kıyşey yapsan? Desen, çünkü ey imanlı kişi sen kıyşey yapsan degenken. Kalplariga qarasa, o'zining darajasi, o'zining mavqeyiga to'g'ri kelmaydigan bir niyat paydo bo'lgan ekan. Darro o'sha niyatdan voz kechsa, toj esa to'g'rilanib qoldi deydi. Keyin Sulaymon alayhissalom tojini sekin qiyshaytirib qo'ydi deydi. Yana to'g'rilanib qoldi. Nah 8 marta qiyshaytirib qo'ydi, 8 marta joyiga ketib qoldi toj deydi. Shunda Hazrat Rumiy juda ham yaxshi sharh bergan. Yani hazır zamanın masrafı bir masrafım. Köpçülük öyleydi, hatunum gapga kirmaydi. Bolalarım nabab bo'lib ketyapti. Otanım menga doim gapiradi. Dostlarım meni aldab ketdi deb. Qishaygan tojlar haqida gapiradi. Aslında insonni o'zi qishaymasa, bu hayotda hech kim qishaymaydi atrofida. Avvalo biz mas'uliyatni o'zimiz bo'ynimizga olish o'rganishimiz kerak. Biz agar yo'ldan toymasak, hech kim yo'ldan toymaydi. Shu prinsip bo'yicha yashashga harakat qilaman.